Bolu'da da tabii ilk bilinen yer kar yağışının Bolu'dur genelde. Bolu'da da kar yağışı etkili oldu. Bu bölge zaten önemli. Geçiş yolu Bolu biliyorsunuz. Tünel açıldıktan sonra biraz daha durum değişti ama yine de Bolu'daki yağış etkiliyor tabii. Bolu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi beyaza büründü. D100 yolu ve TEM otoyolunun Bolu Dağı kesiminde ulaşım yavaşladı ki normal. O bölgede hep bu yaşanır normal şartlar altında bölgenin iklimi dolayısıyla. TEM'in Ankara istikametini Bolu Dağı tünelini de kapsayan Kaynaşlı ve Abant kişileri arası bölümünde süren yol çalışması nedeniyle de sürücüler D100 yoluna yönlendirildiler. Bunu aktaralım. Dün gece başladı kar yağışı. Bolu kent merkezi karla kaplandı. İnsanlar evden sabah çıkınca beyaz içindeki şehri gördüler. Ve kar yağışını tabii sevinçle karşılandı ama İstanbul'da kar yağınca böyle olmuyor tabii. Maalesef kirli yağıyor. Dolayısıyla biz bu kadar sevinçli karşılar mıyız sonrasında onu bilemedim. İlk gördüğümüzde seviniyoruz ayrı bir konu. Şimdi kent merkezinde de kar yağışı 5 santimetre olarak ölçüldü. Kar yağışı D100 ve TEM otoyolunun Bolu Dağı geçişinde de etkili oldu. Aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle Bolu Dağı'nda kar kalınlığı 10 santimetreye de ulaştı. Bunu da aktarmış olalım sizlere ve devam edelim.